müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan 15 Şubat 99 tarihinden beridir kendisi için özel olarak dizayn edilmiş olan hukuk dışı kişiye özel İmralı Hapishanesi'nde mutlak tecrit koşulları altında tutulmaktadır. Diğer müvekkillerimiz Ömer Hayri Konağı, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ise Mart 2015 tarihinden sonra bu tecrit sistemine, işkence sistemine dahil edilmişlerdir. Bu işkence yasanın ihlalini oluşturan uygulamaların teşrih amacıyla hazırlamış olduğumuz raporu, yıllık olarak yapıyoruz bunu, kamuoyuna açıkladık. İlgili kurumların dikkatine, bilgisine sunduk. Gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Raporda başlık başlık çok detaylı verdiğimiz için ben tekraren detaylara, aynı hususlara girmeyeceğim, tekrar etmeyeceğim. Ama öne çıkarılması gereken, altının çizilmesi gereken bazı hususlar var. Yıl boyu 200'ün üstünde avukat başvurusu yapmışız. Avukat müvekkil görüşmesinin gerçekleşmesi için. Her hafta aile ziyareti için başvurularda bulunmuşuz. Toplamda 70'in üzerinde başvuru söz konusu. Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularımız olmuş. CPT'ye bir yılda 4 defa başvurmuşuz. İşkence yasağının ihlali söz konusudur. Görev alanındadır, gel müdahale et diye. Savcılığa, Adalet Bakanlığı'na, idari mercilere, sivil toplum örgütlerine çok sayıda başvuruda bulunmuşuz. Talepler gerçekleştirmişiz. Ancak bütün bunlara rağmen herhangi bir sonuç almamız, bir temas sağlamamız mümkün olmadı. Yani değil müvekkillerimizin yasal haklarını düzenli olarak kullanması, bunlardan yararlanması, tek bir temas dahi mümkün olmadı. Sonuç olarak geldiğimiz durum itibariyle 11 aydır müvekkillerimizden haber alamıyoruz. Maddi ve manevi bütünlükleri konusunda haklı kaygılar söz konusu. Yani bir belirsizlik hali, mutlak haber alamama durumu söz konusu. Bizler daha önce de İmralı için Avrupa'nın Guantanamo'su, hukuki kara delik gibi kavramları kullanmıştık. Bu kavram daha çok yasal altyapısının bulunmaması, denetim mekanizmalarının olmayışı, hiçbir şekilde hukuksal bir muhataplığın olmaması kriterlerini esas alıyordu. Bunlara işaret ediyordu. Biz raporumuzda tek tek bunun pratik verileriyle aslında bu kavramları teyit ettik, kanıtlarını sunduk. Bu kavram, hukuki kara delik kavramı rapordaki verilerle de teyit edilmiştir, kanıtlanmıştır. Şimdi şöyle bir durum var. Cezaevindeki mahpusların haklarından yararlanması cezaevi yönetimi aracılığıyla olur. Cezaevi yönetimi de idari olarak savcılığa bağlıdır. Şimdi müvekkillerimiz haklarından yararlanamıyor. Siz savcılığa gidersiniz, sana bağlı olan cezaevi idaresi dersiniz. Müvekkillerimizin haklarının kullanımını engelliyor ya da kullanması için gereken imkanları sunmuyor diye başvuruda bulunursunuz. Savcılık şikayetiniz varsa gidin infaz hakimine şikayette bulunun der. Doğrudur. Şikayet merci infaz hakimliğidir. İnfaz hakimine gidersiniz, yasada olmayan bir hükümle yasak kararlarını teyit eder, yasak devam kararları verir. Bir üst merci, itiraz merciine gidersiniz, ağır ceza mahkemesi gerekçe hazırlamaktan bile imtina eder. Adeta bir noter gibi kararı onaylamaktan öteye geçmez. Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'na, Cezaevi ve Tevkif Evleri Müdürlüğü'ne başvurularda bulunursunuz. Sizi duymazdan, görmezden gelirler. Bunun üzerine insan haklarının ihlalini gözetmekle yükümlü olan, biraz da uluslararası mekanizmaların dayatmasıyla kurulan yasal idari kurumlara gidersiniz. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi. Onlara durumu izah edersiniz kapsamlı olarak. Bu yargının konusudur. Ben karışamam der ve olaya müdahale etmekten imtina eder. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gider şikayet edersiniz. Hakimin takdir yetkisidir der, ben karışamam der. Bir umut Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz. Anayasa Mahkemesi zaten onun üstünde bir itiraz merci olmadığı için, yurttaşlar tarafından denetimi de söz konusu olmadığı için ya gerekçe sunmadan toptan bir şekilde yüzeysel olarak reddeder ya da bu yerel mercilerin takdirinde bulunan bir konudur. Müdahale edemem, hüküm kuramam şeklinde gerekçelerle talebinizi reddeder. Ulusal hukuk zaten bellidir. Bunda yapacak bir şey yok dersiniz. Uluslararası mekanizmaları
işletmeye çalışırsınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen hakların ihlal edildiğini belirtirsiniz. Ancak AİHM bu denli acil olması gereken, müdahaleyi gerektiren bir durumda ya yıllarca dosyayı bekleterek sürüncemede bırakır, sorumluluğunu gölgeler ya da çok sıkıştığı yerlerde verilerle, maddi olgularla oynayarak aleyhe karar verir. Siz SPT'ye sorumluluk alanında böyle bir durum var, işkence yasağı ihlal ediliyor diye başvurularda bulunur, taleplerde, çağrılarda bulunursunuz. SPT olaya dahil olmaz. Bizim istişarelerimiz devam ediyor der, gözlemleriz der ama adım atmaz. Tabii bu süreçte insanlık tarihinin yüz karası, insanlık onurunu ayaklar altına alan, hiçbir ahlakın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir işkence sistemi de böyle inşa edilir ve 23 yıl boyunca varlığını korur. İmralı tecrit sistemi ve işkence sistemi tam olarak budur. Buna tekabül etmektedir. Raporumuzla verilerini sunduğumuz ve hukuki kara delik olarak nitelendirdiğimiz, Avrupa'nın Guantanamo'su dediğimiz durum tam olarak budur. İmralı'nın bir işkence sistemi olması özelliğidir. Yani şunu çok net olarak söylemek, vurgulamak gerekir. Ne Türkiye yasalarında, ulusal mevzuatta, ne de uluslararası sözleşmelerde mahpusların dış dünyadan 11 ay boyunca yalıtılarak hiçbir bilgi dışarı yansıtılmadan alıkonmalarına dayanak sunan bir mevzuat, bir hüküm söz konusu değildir. Bunun hukukla izahatı da mümkün değildir. Bu uluslararası siyasetin üzerinde uzlaştığı bir günahtır adeta. Hepsinin toplu günahıdır. Bu nedenle Adalet Bakanlığı çıkar, SPT yetkilileriyle beraber kamuoyuna açıklama yapar. Yasak yoktur, tecrit yoktur, görüşmeler yapılacaktır der ama buna rağmen 11 aydır müvekkillerimizden hiçbir şekilde haber almamız mümkün değil. Bu nedenle İmralı sadece Türkiye hukukunun kapsamında değil, aynı zamanda Avrupa hukukunun da kapsamındadır. Coğrafik olarak da bu böyledir. Taraf olunan sözleşmeler itibariyle de bu durum böyledir. Bu durum nicelik olarak değil ama gerek nitelik, gerek uygulama olarak, gerekse de yani uygulanan yöntemler itibariyle, gerekse de sonuçlarıyla Avrupa'nın göbeğinde yer alan Almanya'nın bir dönemki hukuki uygulamalarına benzemektedir. O dönem Almanya'sı bütün dünyanın, bütün Avrupa'nın sessizliğinden yararlanarak Yahudileri, Çingeneleri, sakatları, göçmenleri, farklı ve azınlık olan ne varsa yok etme politikası izledi. Ve bunu yaptı da, bunu hukuk eliyle, yasa eliyle yaptı. Avrupa'nın ve dünyanın sessizliğinden faydalanarak bunu yaptı, gerçekleştirdi. Ancak geçtiğimiz süre boyunca bu durum yargılamalara konu edildi. Kitapları yazıldı, filmleri çekildi. Avrupa'nın insanlığın yüz karası olarak tarihe geçti. Özür dileye dileye bir hal oldular. Ancak hala günahlarının altında eziliyorlar. Vicdanlarını temize çıkaramadılar. İşte tam olarak İmralı işkence sistemi de bu vicdansızlığın, aynı vicdansızlığın ürünüdür. İmralı uygulamaları ve Sayın Öcalan'a yaklaşım yalnız Türkiye hukukunu değil, Avrupa modern hukukunun da temellerinden çatırdatmıştır. Tarihe de böyle geçecektir. Ders kitaplarında böyle yazacak, böyle okutulacaktır. Hukuken olması gereken baştan itibaren İmralı sisteminin hiç olmamasıydı, lağvedilmesidir ve konuşulması gereken Sayın Öcalan'ın özgürlüğüdür. Bu hukuksuzluğun teşhir edilerek İmralı sisteminin lağvedilmesinin tartışılması gerekmektedir. Bir diğer husus da, yani eğer Sayın Öcalan'dan ve İmralı uygulamalarından bahsediyorsak, bunu salt insan haklarına, sınırlı bir kavram bütünlüğüne sıkıştırmamız mümkün değil. Çünkü hukukun yetersiz kaldığı, durumun arkasındaki politikanın, politik kriterlerin, hesapların, toplumsal yansımaların hukuku rafa kaldırdığı, anlamsız kıldığı bir durum söz konusudur. Sayın Öcalan'a uygulanan mutlak tecriti bu şekilde anlamlandırmak ve bu şekilde ele almak gerekmektedir. Yani şu an herkes çokça dile getiriyor, ekonomik kriz diyor, ancak ekonomik kriz bir sonuçtur.
çatışma siyasetinin bir sonucudur. Bu siyasetin bütün yurttaşlara yansımış, bütün yurttaşlarda etkisini göstermiş halidir. Bunun ismini koymak, açık ve dürüstçe konuşmak gerekiyor. Sayın Öcalan işte bütün bu sorunların teşhir etmiş ve bunların çözümleri için yol, yöntemler, projeler geliştirmişti. Tecidi de bu kapsamda, niçin uygulandığını bu kapsamda ele almak gerekmektedir. 3 yıldır dış dünya ile bütün bağı koparılmış, 1 yıldır kendisinden hiçbir şekilde haber alamadığımız Sayın Öcalan üzerinden gündem oluyorlar, manipülasyon yaratıyorlar. En demokratım diyenin bile topluma sunduğu çözüm önerileri Sayın Öcalan'ın plan, proje ve programlarının silik bir kopyasından öteye geçmiyor. İşte bütün bu sebeplerle bu toplumun en büyük menfaati İmralı kapılarının açılmasıdır. Bunlara karşı verilecek en doğru ve en yerinde cevap İmralı kapılarının derhal açılmasıdır. Sayın Öcalan'ın topluma seslenmesidir. Bu toplum için yapılacak olan en büyük menfaattir, en büyük kazanımdır. Bütün bu sebeplerle Sayın Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgür çalışma koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Bu kriz hallerine çözüm arayan, buna dur diyen, daha yaşanabilir yarınları bir ülkeyi tahayyül eden bütün insanların bu anlamda itirazını örgütleyebilmesi ve daha yüksek seslerle İmralı hukuksuzluğuna karşı çıkması gerekmektedir.